Süper kahraman filmleri son dönemde hem deli gibi gişe yapıyor hem de seviliyor. 2016 süper kahraman filmleri için harika bir yıl olacağından biz de 2016 gelmeden en iyi süper kahraman filmleri listemizi yapalım dedik. Lütfen bizimle aynı fikirde olmadığınız filmlerde çok sinirlenip bizi dövmeye kalkmayın. Neyse laf uzatmadan listeye geçelim. Bir hayli filmimiz var. 12 Kaptan Amerika Kış Askeri. Karakterimiz bu filmden önce Maldonado gibiydi. Takımın pek ona ihtiyacı yoktu. Ancak yine de takımda olduğu için izliyorduk. Tabii Kış Askeri o kadar iyi bir film çıktı ki Kaptan Amerika birdenbire iç savaşta tarafını tuttuğumuz karakter oldu. Ciddi tonu, kaliteli aksiyonu ve sağlam hikayesiyle bu film Marvel dünyasının gidişatını değiştirdi. 11. Batman. Hayaletin Maskesi. DC'nin animasyonları gerçekten harika oluyor. Henüz bu dünyaya girmediyseniz bir göz atmanızda fayda var. Özellikle bu yapım şu ana kadarki çoğu Batman filminden daha iyi. Oldukça heyecanlı ve psikolojik bir macera. 10. Ölümsüz. 6. hissin yönetmeni M. Night bu eseri izlenmeden önce pek de süper kahraman filmi gibi gözükmeyebilir. Ancak Bruce Willis'in başrolünde yer aldığı Ölümsüz Oldukça orijinal bir süper kahraman hikayesi anlatıyor. Hiçbir ana materyale bağlı olmayan film, sürprizleri ve kalitesiyle sizi şaşırtıyor. 9. Superman. 1978'deki Superman filminde hala çoğu insanın favorisi olan Christopher Reeve başrolde bulunuyordu. Ayrıca çizgi roman filmleriyle dalga geçilen bir dönemde iyi olmayı başaran bir eserdi. En azından günümüzdeki karanlık süper kahraman filmlerinin aksine renkli ve umut doluydu. 8. Demir Adam. Marvel'ın bütün macerası bu filmle başladı. Avengers lafı da ilk defa bu filmde geçti. Robert Downey Jr. ilk kez Tony Stark olarak göründü. Tony Stark'ı çok seven izleyici de bu karakterin ileride Marvel dünyasının başrolü olmasını sağladı. 7. Yenilmezler Bütün Marvel karakterlerinin bir araya geldiği bu film yanlış yönetilseydi tam bir felaket olabilirdi. Ancak içindeki komedi ve karakterlerin etkileşimi filmi güzel kıldı. Özellikle uzun bir süre ortalıkta görmediğimiz halk bu yenilmezlerin parlayan yıldızıydı. Yapım ayrıca Marvel'ın en kaliteli ve en akılda kalıcı kötü adamı Loki'yi de içeriyordu. 6. Galaksinin Koruyucuları. Marvel'ın felaket olabilecek projelerinden biri de Galaksinin Koruyucuları'ydı. Kanalımızdaki ilk eleştiriyi bu film için yapmıştık ve bu videoyu izlediyseniz filmin espri anlayışını Harry'nin Sirius'u sevdiği kadar sevdiğimizi anlamışsınızdır. Bize Marvel'ın kozmik dünyasının kapılarını açan Galaksinin Koruyucuları espri anlayışı ve uyumsuz karakterleriyle hep hatırlanacak. Dans eden Groot'u da unutmamak gerek. 5. X-Men Geçmiş günler gelecek. Sadece adı saçma olan ve serinin hem eski hem de yeni oyuncularını içeren bu film türünün diğer örnekleri gibi formüller üzerine kurulmamıştı. İnsanı düşündüren ciddi bir konusu vardı. Bu konunun üstüne oldukça iyi aksiyon sahneleri, karizmatik bir Hugh Jackman ve dünyanın en iyi sahnesi eklenince karşımıza iyi bir X-Men filmi çıktı. 4. Incredibles Pixar'ın bu filmi aslında fantastik dörtlünün olması gereken her şeydi. Süper kahraman filmlerinde genelde hikaye sönük kalır. Ancak bu film bir ailenin günlük dertlerini anlatırken aynı zamanda eğlenceli olmayı ve iyi aksiyon sahneleri içermeyi başarıyordu. Pixar'ın filmlerine kattığı duygusal güç de izleyiciyi içine çekti. Incredibles'ı izlemediyseniz kesinlikle bir bakmanız gerek. 3. X-Men First Class X-Men First Class gerçekten harikaydı. Bunun sebebi ise ileriki filmlerde kötü adam olarak gözüken Magneto'nun Charles'la olan arkadaşlığının çok güzel bir şekilde anlatılmasıydı. Magneto karakterine çok ısınan ve ileriki filmlerde onun tarafını tutan insanlar bile oldu. Karakterlerin bu kadar iyi anlatılması filmin aksiyon sahnelerine de çok daha önem vermemizi sağladı. 2. Batman Kara Şövalye Bu film şu ana kadar izlerken en çok gerildiğimiz süper kahraman filmi. Sadece Hitler'ın Joker'i için bile izlenebilecek Kara Şövalye'nin temposu inanılmaz. Ayrıca Christopher Nolan ve kardeşi senaryoyu çok iyi yazmış. Örneğin Joker'in iki gemiye bomba koyduğu sahneler hem gerilimli... Hem de insan psikolojisini iyi ele alıyor. 1. Spider-Man 2. Şu ana kadar sevdiğimiz filmlerden bahsederken karakterleri ön planda tuttuğumuzu anlamışsınızdır. Spider-Man 2 de en sevdiğimiz süper kahramanlardan birinin hikayesini en özel şekliyle anlatıyor. Yenilmezlerde süper kahramanların bir araya gelmesini biz de seviyoruz. Ancak kişisel maceralar daha çok hoşumuza gidiyor. Spider-Man 2'deki Peter Parker'ın çaresizliği ve bir süreliğine süper kahramanlığı bırakması bizi etkileyen unsurlardan. Ayrıca efsanevi tren sahnesi ve tüm zamanların rolüne en çok yakışan oyuncusu J.K. Simmons'ı da unutmayalım. Yeni Spider-Man serisi ve Marvel'ın bilinmeyenleriyle ilgili yaptığımız videoları kanalımızda bulabilirsiniz. İstediğiniz videoları yorum olarak atabilir, bize destek vermek için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.